Ben diyorum yıllarca profesörlere gittim. Geldiğimde hiç ayağım düzeldiğini hissetmedim. Yürürken düzeldiğimi hissetmedim. Profesörlere gittim yıllarca. Çok iyi doktorlara da gittim. Ama bir gecede kendimi bu kadar mutlu hissetmem, sabah uyanınca bu kadar mutlu olmam, eşimin dediği gibi, ya ne gereği var? İşte profesörün yapmadığını Barış Bey mi yaptı? Evet Barış Bey yaptı. Tebrik ediyorum. Ben MS hastasıyım yıllardır. Ne oldu? MS hastasıyım. Geçen gün sizinle yapmış olduğum çalışmada Demoda mı? ilk önce evet demomuzda çalışmaya başladım tek başıma yine. Kafamda şişlikler var benim. Büyük şişlikler var. O anda demoda tamamen kendimi sizinle birlikte hissedince okul aklıma geldi. Ben ilkokul 1'deyken bir okulda okuyordum. Sonra babamın tayini çıktı. İkinci okula gittik. Öğretmenim vardı. Ya ben hiç bunu hatırlamıyordum. Aslında hastalığımın nereden geldiğini hep düşünüyorum ama demoya kadar hiç aklıma gelmiyor. Ve ne oldu biliyor musunuz? Öğretmenimin beni tahtaya çıkarıp bir soru sordu. Benim saçlarım çok uzundu. Böyle bayağı uzundu. Tahtanın boyunu bilir misiniz? Yeşil. Böyle tahtalar vardı ya kalemle yazılan. Orada silgi koyduğumuz yer vardı. İnanın o demo anında ben o öğretmenin ben soruyu cevaplayamayınca benim kafamı tutup oraya vurduğunu hatırladım. O anı yine yaşadım. Öğretmenim benim kafamı vurarak tak 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 ve ben o an ağlamaya başladım zaten. Her şeyin o gün başladığını ve benim bu MS'i bile belki o zaman kaptığımı, ben ilkokulu bitirene kadar öğretmenin şiddetine uğradık. Ve sonrasında ben okumak istemiyorum diye babama ağladım falan. Bir süre ağladım. Sonra yapamadım. Yine okulu devam ettim. Lise bitti. Şimdi evlendim. Çoluk çocuk sahibi oldum. Bu MS hastalığına kaldım. Hep düşünüyorum. Yıllardır, 10 yıldır düşünüyorum ben neden MS oldum diye. Sizinle demo yaptıktan sonra o MS'in bana verdiği yorgunluk, bitkinlik. Yani o kadar çok şey yaşıyorum ki MS'den dolayı. Ayağımı çekemiyorum. Birçok şey o demo gününüzden sonra hani mucize derler ya. Bende yorgunluk gitti. Bende o bazen yaptığım pişmanlıklar var. Ya bir şeyler altında arıyorum. Hepsi gitti. Sanki biri geldi, tamamen beni temizledi ve gitti. Bayağı bir şeyler değişti değil mi? Yani hareket. Evet, size diyorum ya. Kaç yıl önce, belki de 30 yıl önceki bir travmamı ortaya çıkarıp benim 10 yıllık hastalığımın belki de sonuçlanması olacak. Şu an ben diyorum ya MR çektirdim ama gösterdim hiçbir şey yok diyor doktor bana. Eğer gerekirse de dediğim gibi yani travmayı daha derin çözmek adına bizimkilere başvurun. Çünkü yani iyi bilen Mutlaka. travmanız belli olduğu için daha iyi çalışırsa Evet. daha iyi olur. Ben diyorum yıllarca profesörlere gittim. Geldiğimde hiç ayağım düzeldiğini hissetmedim. Yürürken düzeldiğimi hissetmedim. Profesörlere gittim yıllarca. Çok iyi doktorlara da gittim. Ama bir gecede kendimi bu kadar mutlu hissetmem, sabah uyanınca bu kadar mutlu olmam, eşimin dediği gibi, ya ne gereği var? İşte profesörün yapmadığını Barış Bey mi yaptı? Evet Barış Bey yaptı. Tebrik ediyorum. Şu vücudumdaki rahatlığı hissediyorum. Yıllarca çok büyük acılar çektim ben. Vallahi Çocuklarıma hazırlayamadığım günlerde en fazla eşime değil çocuklarıma uyandığım zaman kahvaltınız hazır demek benim için çok büyük bir mutluluk. Ama onu diyemiyordum çoğu zaman çünkü ayağımı çekemiyordum ve konuşurken ağzımda yamulmalar ve böyle çok kötü şeyler. Yani o sabah uyandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatı daha güzel yaşıyorum. konuşmalar artık öyle şey olmuyor. Hayır, konuşmalarım şükürler olsun. Şu an yok, sizinle konuştuğum gibi. Ama o dönemlerde arasaydım Anladım. tep. Şu an normal yürüyorsunuz ve kahvaltınız, Evet. her şeyiniz hayatınız. Evet. Okey, süper. Çocuklarıma hizmet edebiliyorum. Evet, süper. Şükürler olsun. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Allah sizi evladınıza bağışlasın. Nerede efendim, ne mutlu.